Okullarda öğrencilerimiz, işte az önce de izledik Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde. Yavrularımız gidiyorlar, geliyorlar. Ne oluyor? Kimi rahatsız ediyor? Yok. Ama şurada 28 Şubat sonrasında o hüngür hüngür ağlayan çocuklar, üniversite kapılarından, İmam Hatip kapılarından geri çevrilenler, yaşadıklarım var, mahrem bende kalıyor onlar ayrı. İnşallah onları ileride bir hatıratımız yazılırsa orada yazarım. Ve bir gün hastanede yatıyorum. Bezmi Alem Vakıf Kuraba Hastanesi'nde belediye başkanıyım o zaman. İki tane kız yanıma getirdi doktorum. Başörtülü iki kız. Ya baktım bana böyle ölü gözlerle bakıyor. Geçmiş olsun başkanım filan dedi. Teşekkür ettim filan. Gitti ikisi de. Daha sonra doktorum dedi ki, bunlar dedi, şu anda başörtüleri sebebiyle üniversitede okuyamayan kızlarımızdan. Ve ruhsal bir dengesizliğin içine girdiler. Psikiyatri bölümünde yatıyorlardı. Sonra ben toparladıktan sonra ben onları bir ziyarete gittim. Neyse, teselli ettik vesaire. Ya bu ülkede benim gördüğüm o kızlarımızdan çok daha ağır bunalımların içerisine girenler oldu. Bunların hesabını kim verecek ya? Bunlar mahkeme kapılarına gidemediler. Gitseler bile onlar mahkeme kapılarından ön yargıyla onlara bakanlar sebebiyle boş çevrildiler. Bunları yaşadık bu ülkede. Bu ülkeye bu yakışıyor muydu? Ama maalesef bu bedeli, bu çileyi bu insanlara ödettiler. Ama biz bu zulme hamdolsun son verdik. Son verdik. Tabii o zamanlarda biliyorsunuz başörtüye Furuat diyenler de oldu. Onları da gördüm. Ya bunları da yaşattılar. Mesele incelik, hassasiyet, bunlar çok önemliydi. Katsayı nedeniyle Anadolu ve Trakya'nın çocuklarının üniversite okumaları engelleniyordu.